Şimdi terör örgütlerinin arkasında neler var? Bunu söylememe zaten gerek bile yok. İşte Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye, PYD'ye, PKK'nın bunlar uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Ya bizim stratejik ortağımız. On binlerce tırlarla buraya silah, mühimmat, her şeyi gönderdiler mi? Gönderdiler. Daha niye anlatayım ya? Neyi anlatalım? Ve şu anda da bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu. Ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez. Ya işte onlar uğraşılır mı ya? Şöyle güçlü bir ülke, böyle güçlü bir ülke. Arkadaşlar hepsi doğrudur. Ama unutmayın. Hep söylüyorum. La galibe illallah. Asıl güç evet. Türkiye S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir. Bir savunma sistemidir. Ya ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Bunun için birilerine mi soracağım? Tabii ki biz burada böyle bir savunma sistemi için Amerika'dan istedik mi? İstedik. Sen verdin mi? Hayır vermedin. Ne dedin? Kongre müsaade etmiyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Obama döneminden itibaren biz bu çalışmayı başlattık. Ve bize hep söyledikleri kongre müsaade etmedi. E kongre müsaade etmediyse biz de başımızın çaresine bakacağız. Ve ardından S-400 gündeme geldi ve gayet uygun fiyatlarla ve üstelik bir de uygun fiyatlarla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme imkanlarını onun sözünü de almak suretiyle biz sözleşmemizi imzaladık. Ve şimdi inşallah kısa zamanda da geliyor. Bu konuda bizimle işbirliği yapmak isteyen herkese kapımız açık. Biz buna rağmen Sayın Trump'a da yani eğer siz de bize bu şartlarda verecekseniz biz sizlerden de Patriot alırız dedik. Onu da söyledik. Ama onlar bize kalkıp da buna benzer şartları ileri sürerek evet diyemediler. İki, Türkiye F-35 uçaklarının sadece müşterisi değil. Arkadaşlar bu ayı çok iyi işlememiz lazım. Aynı zamanda üretim ortağıdır. Bugüne kadar 1 milyar dolar civarında 1 milyar 250 milyon dolar biz ödeme yaptık.